Seni okuyacaksınız inşallah. Yani şirk koşan, ne demek şirk koşan? Şirk koşan, müşrik ne demek? Allah'a ortak koşan ne demek? İlla ki putun önüne geçip de ben bu puta tapıyorum diye secde yapan demek değil. Bir adam Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti inkar etse ne olur? Müşrik olur. Yani kafir olur, tamam. Dolayısıyla o gece af olur mu? Af olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet-i kerimeler var. Bunlarda ne kadar manalar var, hükümler vardır. Ama ben inanıyorum diyenlerin bir kısmı var ki bunların teferruatını, tafsilatını işittikleri vakitte aa o da olmaz işte, bunun zamanı geçti diyor mu demiyor mu? Var mı bu zamanda böyle diyen? Camide, cemaatte de var mı? Var ya, namaz kılanlarda da var. Hatta ne diyorum size? Kerhanede Müslüman var, camide gavur var diyorum size. Bu lafımı da bir yere asın. Bu da hoş bir laf yani. Çünkü kerhanede olsa, zina yapsa ama yaptığı işin haram olduğuna inansa bu kafir olur mu? Olmaz. Gel bu taraftan camiden hiç çıkmasa, beş vakti bırakmasa, cemaat kazası bile olmasa da bu adam dese ki kaçıncı asırdayız ya, o şeriatın bu hükmü bu zamanda olur mu? Ne olacak şimdi? Ya bunu kim Müslüman kabul edebilir ya? Onun için Mevla amele bakmıyor. Nereye bakıyor? Evvela itikada bakıyor. Sonra amele bakıyor. Evvela inancın ne yöndedir? Ya. Allah Teala zina edeni affetmeye bahane arıyor. Bir insan zina ettiyse de Allah Teala ona bir iyi ameli sebebiyle mağfiret yapar mı, yapamaz mı? Yapabilir. Biz ne anlatıyoruz size? Hadis-i şerif Buhari'dir. Fahişe kadın ne yaptı? Köpeğe su verdi. Feşekerallahu la fekaferallahu la. Sırf köpeğe dedi, ya ben susadım, bak bu köpek de susamış ama benim ipim bir şeyim, yani imkanım var kuyudan su çekme. Köpeğin imkanı yok kuyudan su çekme. Ne olacak şimdi? Pabucunu çıkarttı. Başörtüsünü uzattı, bağladı onunla. Kuyu yakın kuyudan, yani su dipte. Çekti suyu, köpeği suvardı. Allah da o kadına teşekkür etti ve onu affetti. Halbuki bu kadının tevbe ettiği zikredilmiyor hadiste. Onun için ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki Allah'ın bir kulunu affetmesi için tevbe yapması şart. Tevbe yaparsa, mesela bir kul tevbe yapsa bu kulun tevbesinin de kabul olacağı kesin değil. Tevbe yapanı affederim diyor ama bazı şartlar var mı? Var. Geçmişinde pişman olacak. Bir daha yapmamaya karar verecek. Kul hakkı ise helallik alacak. Emanetse iade edecek mesela. Tevbenin şartı şurtu var. Estağfurullah, Allah'ın herkes affolduğuna ne garanti var? Ama bir insan bir günah yapıyor, öte yandan da bir sevap yapmış, gitmiş köpeğe su vermiş. Bu insan daha tevbe estağfurullah, zinadan af istemeden evvel, Allah sırf o köpeği içirmesinden, onun zina gibi kebair büyük günahını affedebilir mi? Edebilir. Çünkü ehl-i sünnete göre Allah'a hiçbir şey vacip değil. Allah'a kimse zorla bir şey yaptıramaz. Allah Teala isterse küçük günahtan azap yapar, isterse büyük günahı azapsız bırakabilir, affedebilir. Bunlar ehl-i sünnetin metnidir. Çünkü ayet hadislerin toplamından bu çıkıyor. Bir hadisle, bir ayetle bu iş anlaşılmaz. Bir çiçekle yaz gelmez Efendi Hazretleri'nin sözü. Ne demek bu? Bir ayet, bir hadis bilerekten millete saldırma. Bütün ayet hadisleri ihata etmek lazımdır ki bu ehl-i sünneti anlayabilmen için. Öbür türlü şimdi Berat gecesi zina yapan af olmaz. Tamam, af olmaz. Ama ve lakin başka bir iyi ameli vardır da Allah Teala onun yüzüne bakarak o iyi amelinin onu affedebilir mi? Edebilir. Ama garantisi var mı? Yok. O zaman ne yapmak lazım? Bilindik günahlardan tevbe etmek lazım. Pişman olmak lazım. Bir de yapmamaya karar vermek lazım. Bir de amellerine de güvenmemek lazım. Şu iyiliğim var, bu iyiliğim var. Üst üste, alt alta, çarp topla. Ben yırtarım hesabı. Yapmamak lazım. Çünkü senin evdeki hesap çarşıya uymayabilir. O iyi amel diye gördüğün mahşerde kötüler dosyasında da çıkabilir. Çünkü ona gösteriş karışmış olabilir. Kendini beğenme hissi gelmiş olabilir. Bak şu yapmıyor, ben yapıyorum gibi bir ucup girebilir. Yani amelleri iptal edecek çok günahlar vardı. Kıskançlık illetine tutulmuş olabilirsin. Ya bir insanı kıskanırsın. Ne olur bu? Allah muhafaza. İnnel hased yekul hasenat kema tekun narul hatab. Ateş odunu yediği gibi haset iyilikleri yer.
Bütün amellerin bir tarafa gelir ama bir kıskançlık vardır sende. O kıskançlık bütün sevaplarını yer. Şimdi ben bunu bu kadar ayet hadis görünce dengeyi bulmak lazım geliyor. Bunların birini alıp öbürünü ihmal edemezsin. Hepsinin manasını burada değerlendirmek zorundayız. Ama biz beynel gavf ve raca, korkuyla ümit arasında Rabbim inşallah dengeyi sağlatsın. Korkuyu ağır bastırıp da ümit kestirtmesin. Ümidi ağır bastırıp da emniyet ve güvence hali nasip etmesin. Korkuyla ümit arasında iman selameti versin. Amin. Bak bunlar amin işte. Bu dua büyük duadır. Hepimiz dengeyi bozma tehlikesiyle karşı karşıyayız.